Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru kitabında Yamuk ve Deltoid konusundaki 8. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversite testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Üst taban uzunluğu 6 birim olan ikiz kenar yamuk biçimindeki bir kağıdı şekil 1'de gösterilen doğrultuda parçaları kesiliyor. Evet şu parçalar kesiliyor ve ikizkenar kenar yamukmuş. O zaman burası alfa iken burası da alfa değil mi? Sonra daha sonra kesilen parça şekil 1'de gösterildiği gibi üst tarafa yapıştırıldığında şekil 2'deki kare elde ediliyor. Evet ben bunu almışım, şöyle yapıştırmışım. Şöyle yapıştırmışım ve kare elde edeceğim. Arkadaş, şunu da şöyle getirmişim. Madem kare, karşılıklı kenarlar birbirine paralel mi oluyor? Evet. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğundan dolayı şöyle Z'den dolayı yapıştırdığındaki buradaki açı alfa mı olacak? Aynen öyle. Alfa 90. E ee, Z'den dolayı o zaman burası da alfa olacak. Alfa 90. Şimdi burada Buradaki alfanın karşısındaki bu kenarla buradaki alfanın karşısındaki bu kenar birbirine eşit olacak. Şu iki paralel doğru arasındaki yükseklik bu. Bu da yükseklik olduğundan dolayı e, çünkü kare elde ediyoruz ya burası 93 yapıştırılmış yer 90 derece olmak zorunda. Çizgiye çizgiyken burası da iki tane çizgi olmak zorunda. Aynı şekilde şunlar da birbirine eşit olduğundan bunlara da çizgi çizgi diyebiliriz. E hocam burada beta diyecek olursam buraya buraya da, da beta diyelim. Betanın karşısına a dersen betanın karşısı burada da a mıdır? Evet. Çünkü bunlar eş üçgen oldu. Alfanın karşısındakiler eşit olduğundan. Betanın karşısı ise betanın karşısı A'dır. Bu bir kare demiş. Burası 2A artı 6. E o zaman burası da 2A artı 6 olacak. Yani A artı 3'e A artı 3 olacaktır. Sonra bize ne diyor soruda? Buna göre kesilen üçgenlerin dik kenar uzunlukları fark aşağıdakilerden hangisini eşittir diye soruluyor. Dik kenar arkadaşım şu üçgende ne oldu? A artı 3'e A oldu. Yani bizden A artı 3'ten A'yı çıkart diyor. O da kaç yapıyor? 3 yapıyor. O zaman Birinci sorumuzun doğru cevabı böylelikle. Ceyhan oldu. Geldik ikinci soruya. Çekti biraz büyüteyim. Şimdi ABCD yamuk demiş. KL'de orta taban demiş. Buradaki alanı 7 demiş ve buradaki alanı da 11 demiş. Şimdi 7 ve 11. Burada bir şey yapamıyorum ama orta taban olduğunu söylemiş. Şunlar da birbirine eşit. E, bu 11'de ya da 7'de şöyle bir alan kaydırması yapabilirim. Çünkü iki paralel doğru arasında. Çünkü orta taban çizgisi ya burası. Şu beyaz alanını bulmaya çalışacağım ben. Evet 11 ile 7'nin toplamı 18 yaptı. Beyaz alana da x diyelim. O zaman ben buradaki 7 alanını şöyle kaydırayım. Şu tabanı sabit tutayım. Tepe noktasını alayım. Hop şuraya getireyim. Alan değişir mi? Değişmez. O zaman şuradaki alan da 7 mi oldu? Aynen öyle. Burada alan 7 oldu. Ve şunu da şöyle göstereyim. Beyaz alan değişsin peki. 7'yi buraya kaydırdığım zaman beyaz alan. Bak şuradaki beyaz alan buradaki beyaz alan olmuş oldu. E, buradaki beyaz alan da hala kalıyor. O zaman beyaz alan 11 ile 7'den 11 ile 7'nin toplamından arta kalan. E dikkat edersen şuraya yani şuradaki alan beyaz alan yapmış oluyor toplamda şurası. Çünkü şuradaki beyaz alanda şuraya taşınmış oldu. Tekrar söyleyeyim taralı alan 7 iken beyaz alan B. Bunu böyle taşıdığın zaman üstteki yamukta burası 7 iken buradaki alanda beyaz alan oluyor. O zaman beyaz alanlar yan yana geldi. E Buradaki alan tüm alanın yarısı olmuyor muydu? Bunlar eşit böldüğünde evet. E bu alan yarısıysa geri kalan parçalar da tüm alanın yarısıdır. Yani B alanı o zaman neye eşit oluyor? Hem yamuğun alanının yarısı B alanı diğer geri kalan da yamuğun alanının yarısı yapıyor. Yani 7 artı 11'e eşit olmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? 18 çıktı. Dolayısıyla cevap balık esir oldu. Geldik bir sonraki soruya. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıda görüldüğü gibi ikiye katlanıyor. Daha sonra katlı, ka katlı kağıt kesik çizgileriyle belirtilen doğrular boyunca kesiliyor. Evet böyle katlamışım sonra böyle kesmişim. Bu katlamayı açacak olursam arkadaşım. Şu katlamayı açacak olursam şöyle. Hocam şunun katlanmışı da şöyle oldu. Bunun katlanmışı da böyle oldu. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Bak katlanmışı açıyorum. Şöyle kesip açtım ya. Şuraları dolu olan kısım. Şurası dolu olan kısım. Açtığım zaman şöyle bir şekil karşımıza çıktı. E, bu üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen kenarlar burada da birbirine eşit oldu. Buna göre diyor küçük parça. Evet kağıt iki parça oldu. Şurası kesilip kesildi bir parça. Şu geriye kalan da kağıtta bir parça oldu. E, buradaki kağıt küçük parçadan küçük parça soruluyor bana. Küçük parça diyor ne olur diye soruluyor. E sadece şunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşit. Yani bu bir delta eşit olmadı mı? Evet. Dolayısıyla doğru cevabımız ne çıktı arkadaşlar? D şıkkı çıktı. 3. soruda geldik. 4. soruya. Ramazan uçurtma yapmak için iki çıtayı uçlarından olmamak suretiyle birleştirip çıtaların uç noktalarına ipler gererek uçurtmanın gövdesini oluşturmaktadır. Örneğin aynı uzunluktaki iki çıtayı tam ortasından birleştirip çıtaların uç noktalarını ipler geldiğinde dikdörtgen bir uçurtma elde ediyor. Hmm, niye? Tam ortasından. Tam ortasından olduğu zaman iki eş çıta bunlar. Bunlar birbirine eşit, eşit. Muhteşem üçlüden dolayı 90 burası. Muhteşem üçlüden 90 90 90. Dikdörtgen elde etti? Evet. Buna göre Ramazan eşit uzunlukta iki çıtayı tam ortasından dik birleştirdiğinde arkadaşım şöyle şuraya getireyim tam ortasından dik birleştirirse yani iki çıtamız mavi olsun. Şu mavi çıtayla mavi çıtayı tam ortasından dik 90 derece ve tam ortasından. Şunlar şöyle eşit çıta olduğu için şunlar şöyle. O zaman burası 45-45. Burası da 45-45 olduğundan dolayı bu bir kare oldu. Doğru mu? Doğru. Çünkü burada açı 45, burada açı 45 derece olduğundan dolayı. Burası 90 aynı şekilde burası da 45, burası da 45 oldu. Çünkü x kenar dik üçgenlerden dolayı bir kare oldu. Farklı uzunluktaki iki çıtadan sadece birini tam ortasından arkadaşlar bu bir kare. Yok bu birleştirdiğinde ne çıktı karşımıza? Kare çıktı. Farklı uzunluktaki iki, iki çıtadan evet farklı uzunluktaki iki çıta. Biri böyle, biri böyle. İki çıtadan sadece birinin tam ortasından dik. Evet farklı uzunluk çıtalar böyle arkadaşım. Tam ortasından dik. Şöyle tam ortasından dik getirsin bakalım. O zaman ne oluyor bu orası? Hocam şöyle 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 gelince. E şurada birbirine eşit demiştik yani. E burada ne çıktı? Dikkat edersen. Hocam dik tabanı keş parçaya böldü. Şu parçayla şu parça birbirine eşit. Burada da dik tabanı keş parçaya böldü. Bunlar da eşit. Burada da bir deltoid mi karşımıza çıktı? Evet. Deltoid karşımıza çıktı. Üçüncüye bakalım. Farklı uzunluktaki iki çıta. Yine farklı uzunluktaki iki çıta. Her ikisini de tam ortasından birleştirdiğinde. Farklı uzunluktaki iki çıta İkisini de tam ortasından birleştiriyoruz. Şöyle ve şöyle. İkisini de tam ortasından birleştirelim. Çıtaları maviyle göstermiştik ya. Şöyle ve şöyle gösterelim mesela. Tam ortası. Ama dik demiyor değil mi? Evet dik demediği için şöyle yapalım. Şöyle ve şöyle mesela. Hı. Tam ortası. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. E bunu da şöyle bir dörtgen yapacak olursak. Ne çıktı arkadaşlar karşımıza? Bir paralel kenar çıktı. Çünkü bunlar eşit bunlar eşit kelebek benzerliği oluşmuş oldu. Birebir birebir şunlar birbirine paralel olmuş oldu. Şunlar da birbirine paralel olmuş olur. Bu da paralel kenar olmuş olur. Paralel kenar. Evet bizden ne isteniyor? İşte bunların adları isteniyor. Kare deltoid paralel kenar. Kare deltoid paralel kenar hangi şıkta var? D şıkkında var. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik beşe. Kenar uzunlukları 10 ve 50 santimetre olan bir kağıt katlanmış. Katlanmış hali şöyle bir geriye doğru açalım arkadaşlar. Şöyle eskisi eski hali bu. Tabi bu alttan da şöyle bir parça şuraya doğru gidiyor. Şimdi üst üste bilen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hocam burası 90 ise burası da 90 mı? Evet. Şurası kaç birim? 11'im. birim. Dolayısıyla burası da 11 birim. Üst üste bilen kenarlar birbirine eşit. Şu şuraya geldi. Bu buraya geldi. Sonra şu da şuraya denk gelmiş oldu. E sonra ne yapacağız? 50'yi kullanalım. Hocam burası x'e. Burası da x. Buraya kaç kaldı o zaman? 50-x kaldı. E hocam burada bir Pisagor bağıntısı var. Normalde şöyle yapmak lazım. 50-x'in karesi eşittir. 10'un karesi artı x'in karesi demek lazım ama işlem işlem işlem. 10. Dik kenarda 10 olan en güzel, özel üçgen vardır. Hocam büyük ihtimalle 5-12-13'ün katı. Yani 5-12-13'ün iki katı. 10-24 ve 13 26 yapıyor. Evet. Burası acaba 24 mü? 24. 50 eksi 24 de 26 mı yaptı? Aynen öyle. Dolayısıyla bu 5, 12, 13'ün iki katından dolayı burayı böyle bulmuş olduk. Katlanıp yapıştırıcı yapıldıktan sonra evet ben bu kağıdı katlamışım ve yapıştırmışım. Şu şekilde bir şey gelmiş. Elde edilen kağıdın bir yüzeyinin alanı. Yani bir yüzü şu ön yüzü bir de arka yüzü var. İşte bu yüzeyin alanı isteniyor bizden arkadaşlar. Yani şu pembe ile yeşilin toplamı isteniyor. E buluruz arkadaşım orayı. Öncelikle üst üste binen açılar da birbirine eşit değil miydi? Evet şu açılar da eşit. Z'den dolayı bak burası da nokta açısı yaptı. Hocam noktaya nokta 26 ise burası da 26 yaptı. E, burası da aynı zamanda ne çıktı arkadaşım? X kenardan dolayı 26 yazdık. 10 ve 26 yani yine 5, 12, 13'ün iki katı çıktı karşımıza. E, burası da kaç çıktı o zaman? 24 çıktı. Aynı üçgen oldu. Şu üçgenle şu üçgen. E sonra şurayı da bulmamız lazım bizim. Bu alanı bulurken Hocam şurada sıkıntı yaşayacağım galiba. Şurada sıkıntı yaşayacağım. Ya da şöyle diyelim mi arkadaşlar? Ben burada bu işi nasıl bulayım? Yok burada da sıkıntı yaşamam. Şu alan artı bu alan artı bu alan isteniyor. Tamam bulurum onu. Hadi bulalım bakalım. Bu arada biz x'i kaç bulduk? 24 bulduk. Sonra alan neye eşit dostum? 10 çarpı 24 bölü 2'den 2 tane var. Artı bir de şu alan. Şu alanı bulurken ne yapacağım? Tabanına ait yükseklik lazım. Hop bir yükseklik çizersem. Hocam 10 ken, burası da 10 zaten. Tabanda 26. 26 çarpı 10 bölü 2 de değil midir burası? Evet. E burası 240 yaptı. 240 artı. Burası da 130 yaptı. Cevap da o zaman kaç yapıyor? 370 yapıyor. Güzel bir soru. Beşinci soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik altıncı soruya. Yukarıdaki bir yüzeyi sarı diğer yüzeyi kahverengi dikdörtgen şerit kağıt katlanarak aşağıdaki M harfi elde ediliyor. Ben bunu böyle katlamışım. Katlamalara dikkat edeyim kardeşim. Hop bu böyle dikdörtgen şu şekilde değil miydi arkadaşlar bunun devamı? Hatta bu böyle gelecek. Devamı da şöyle gelecek. Katladığın zaman üst üste binen açıların birbirine eşitliğinden dolayı hop şuradaki açılar eşit diyebilir miyiz? Evet. Şunun devamı aslında düz devam edecek. Şöyle bir katlama var. Düz devam edecek. Katlama olduğu için hop şu şöyle katlama olduğundan dolayı üst üste binen açılar birbirine eşit mi olacak burada? Aynen öyle. Şuradaki açılar da birbirine eşit olacak. Şöyle göstereyim istersen onu. Sonra bu da aynı şekilde böyle devam edecek hocam. Katlamadan dolayı aşağı geliyor. Bu da böyle eşit olmak zorunda. Siyah ile boyalı açılar birbirine eşittir. O zaman siyah ile boyalı açıları şöyle bir alfa alfa diyelim bakalım. Sonra eğik görünen sarı şerit ikizkenar yamuk şeklindedir. Eğik görünen sarı şerit şurası ikizkenar yamuk şeklindeymiş. İkizkenar yamuksa karşı kenarlar birbirine paralel. Alfa ise o zaman burası da alfa oldu mu? Oldu. X kenardan dolayı yöndeşitten dolayı alfa oldu. İkiz kenardan dolayı alfaysa burası da alfa oldu. Hatta burası da alfa oldu mu? Oldu. Sonra mi alfinin dış kolları eş ve birbirine paralel. Yani şunlar birbirine paralel diyor bize arkadaşım. Ee, eş olması şu altta kalıyor bir parçası ama şuradaki yapıyla şuradaki yapı birbirine eş diyor. Ama paralelliğini kullanmak önemli burada. Şöyle bir m kuralı var mı arkadaşım burada? Var. Alfa'ya alfa bakacak olursak. E burası da ne oldu? 2 alfa oldu. Oo 2, 3, 4 alfa. 4 alfa eşittir 180 ise alfayı buradan 45 derece olarak buluruz. Hocam alfayı 45 bulduysak artık olay bitti. Burası 45 ise şunlar da birbirine paralel dikdörtgenden dolayı burası da 45. Hocam bu iki noktaya 135 kaldı. O zaman burası 67 buçuğa 67 buçuk çıkar. E, dikdörtgenin bir uzantısı olduğu için şunlar da birbirine paralel değil mi? Evet. Şunlar da birbirine paralel olduğundan 67 buçuksa buradaki açıya ne kalıyor? 180 eksi 67 buçuk kalıyor. O da sanırım 112.5 yapıyor arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 6. soruda Ceyhan çıktı. Güzel bir soru yine bu. Katlamadaki üst üste binan açıların birbirine eşitliğini kullandıran bir soru. Evet 6. soruyu da böylelikle Ceyhan bulduk ve böylelikle 8. testi bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 9. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.